Günaydın değerli yatırımcılar. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ABD piyasalarının genel olarak zirve seviyelerinden satış baskısı altında kaldığını görmekteyiz. Avrupa tarafında ise Yunanistan'ın belirsizliğinin yeniden gündeme oturması piyasalara satış getirdi. Uzak Doğu piyasalarında Şangay Endeksinde Çin'de yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ayrıca Çin'de son 7 yılın zirve seviyeleri test edilmekte. Olumlu hareketler sert bir şekilde, sert bir ivmeyle yukarı yönlü devam etmekte. Bizim piyasamıza bakacak olursak geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana satış baskısı altında kalan endeks bugün için yine negatif bir açılışla başlayacağını düşünüyoruz. 84.500 destek noktasında dün tutundu fakat bugün bu noktayı kıracağını ve 83.800-84.000 bandına kadar geri çekimler yaşayacağını düşünmekteyiz endekste. Bu geri çekimlerden sonra bu noktalardan tepki alımları gelecektir endekse ve bu noktalarda 84.000 seviyelerinde tutunabilir. Endeksin 83.800 seviyesinin altında sarkması durumunda ise 83.300 seviyelerine kadar endekste geri çekimler yaşanacaktır diye düşünmekteyiz ama biz genel olarak ilk satış baskısından sonra 83.800-84.000 seviyelerinde endeksin tutunacağını ve tepki alım vereceğini düşünüyoruz. Sabah saatlerinde dolar TL 2.62'nin hafif üzerindeydi. Şu an için biraz geri çekildi fakat bu seans başlamadan yeniden bir yukarı hareketlenebilir. Bu da satışları hızlandıracaktır piyasada. Bugün saat 3.30'da ABD'den gelecek olan çekirdek dayanıklı perakende siparişler verisi var. Bu önemli. Bu verinin kötü gelmesi durumunda. Konu satışları var ayrıca saat 5'te. Bu verilerin kötü gelmesi durumunda ABD için. Dolar TL'de gevşeme olabilir. Bu gevşeme ile paralel olarak endekste de bahsettiğimiz geri çekimlerdeki noktalardan tepki alımlarının geleceğini ve yukarı yönlü hareketlerin bir anda hızlanabileceğini düşünüyoruz. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.